Evet arkadaşlar, ikinci parçamız da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi aslanımızın kulaklarını yapacağız. İpimi kesmedim. Şu an işlediğim parçayı arka parça olarak değerlendireceğim. Şurada kaldığım yerden kulağıma başlıyorum. Şöyle tepede 4 tane fıstık kalmıştı. Bu iki kulağın arasında kalacak arkadaşlar. Şimdiki işlediğim kulak sol tarafın kulağı oluyor. Bir tane fıstığımı yaptım ve kapattım. Kapatmış olduğum fıstığımın başına bir, dibine bir ve bir sonraki boşluğa da birer tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Aynı şekilde üçlü fıstık toplayacağım. Birinciyi yaptım. 2 ve 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Bu şekilde. Toplamda 1, 2, 3 tane yuvaya çalıştık arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 tane yuvaya çalıştık. Şu an tepede 2 tane fıstığım var. Toplamda 3 tane fıstık olacak. Şu an üçlü yıldızımı yapmıştım kapatırken. Bir tane ikili fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Baktığımız zaman şu an 3 tane fıstığım oldu. 1, 2, 3 tane fıstık. Şöyle ters çeviriyorum lifimi. Şimdi artık eksiltme işlemi yapacağım. Onu yaparken de başlarken iki fıstıkla başlıyorum. Bir taneyi yaptım, ikinciyi yapıyorum arkadaşlar. İkisini beraber kapatıyorum. Üçerli fıstıklara devam. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Üçünü beraber kapatıyorum. Pardon. Üçünü beraber kapattım. Bir üçlü fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Aşağıda kulağımıza başlarken 3 tane fıstığımız vardı. Şu an buradaki yüksekliğin arkadaşlar 2 tane fıstığımız var. Ters çeviriyorum. Bir, iki, üç. Kapatıyorum. Aynı şekilde üçerli fıstıklarla devam edeceğim. Pardon, eksiltme işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Burada bir hata yaptım. Eksiltme işlemi yaptığım için ikili fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi üçlü fıstıklarla devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 fıstığımı beraber kapattım. Şu şekilde 3, 2, 1 tane fıstığım kalana kadar devam ettim. Burada yünümü kesiyorum. Birinci kulak bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu tarafın kulağını yapacağım.
şekilde tutalım. Arada 4 tane fıstığım kalıyordu zaten. Tepede kalan 4 fıstık. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Buraya yünümü sabitleyeceğim. Kapattım. Sadece ilk sırada arttırma yapıyordum. Yani önce tekli fıstığı kapatıyorum. Kameramı biraz uzaklaştırayım. Tekli fıstığımı kapattım. Kapatmış olduğum tekli fıstığımın tepesine 2, 3, dibine 2, 3 ve bir sonraki boşluğa birer fıstık yaptım. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üçünü beraber kapatıyorum. Son olarak bir tane ikili fıstık yapacağım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üçünü beraber kapatıyorum. Şu şekilde. Toplamda 3 tane fıstığım oldu. Ters çevirdim. Şimdi artık eksiltme işlemi yapacağım. Başlarken 2 fıstık yapıyorum. 2, 3. İkisini beraber kapattım. Üçlü fıstıkla devam ediyorum. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir üçlü daha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçünü beraber kapattım. Şu şekilde. Tepede 2 tane fıstığım kaldı. Şimdi yine ters çeviriyorum. Son turumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Başlarken yine ikili fıstık yapıyorum. Eksiltme işlemim olduğu için. İkisini beraber kapattım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Bu şekilde kapatıyorum. Ve diğer kulağımız da bitmiş oluyor. Yünümü kestim. Şimdi kahverengi yünümü alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu arka parçaydı. Kahverengi yünümü alıp kulakların etrafını çalışacağız. Kulaklarımızın etrafında şöyle fazla olan yünü keseyim. Yünümü şuraya sabitleyeceğim. Kapatıyorum. 1, 2, 3 defa battım. Fıstığımı kapatıyorum. Ve bir sonraki boşluğa çıkıyorum arkadaşlar. Kapattım. 1,
2, 3 defa battım. Kapatıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Burayı kaydırarak çekelim. Sanırım olmadı. Şu şekilde kaydırarak çekiyorum. Bir düğüm attım. 1, 2, 3 defa batıyorum. Fıstığımı kapattım. Kaydırarak çekiyorum. Bir düğüm attım. 1, 2, 3. Kapattım. Bir sonraki boşluğa geldim. Kaydırarak batıyorum. 1, 2, 3. Kapattım. Kaydırarak çekiyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Öteki kulağımızı da yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, kulaklarını da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bu arka parçamızı bırakacağız. Aslanın yüz kısmını çalışacağız sizlerle arkadaşlar. Şöyle boynu yukarı doğru denk gelecek şekilde tutuyorum. Kahverengi yünümü alıyorum. Şöyle yünümü buraya sabitleyeceğim. 1, 2, 3. Şuradan şekilde kahverengi yünümü sabitleyeceğim arkadaşlar. Pardon. Bu şekilde yünümü sabitledim. Buraya 1, 2, 3 defa battım. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum arkadaşlar. Kapatmış olduğum tekli fıstığımın başına 1, 2, 3. Dibine 1, 2 ve 3. Şimdi bir sonraki boşluğa geleceğim arkadaşlar. Şuralara. Yıldızların orta kısımlarını kullanarak ilerleyeceğiz. Şuraya geliyorum. 1, 2, 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir sonraki yıldızımın ortası, yani şurası. Bir, iki, üç. Üçünü beraber kapatıyorum. Yıldız tekniği çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Aslanımızın yelesini yapıyoruz şu an. Bu şekilde burayı turumuzun sonuna gelene kadar devam ettirelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. Burada dönüşü göstereceğim sizlere. 3 defa battım. Dibine geldim. 1, 2, 3 defa. Şimdi şöyle 1, 2, 3 sayıyorum. Şuraya çalışacağım arkadaşlar. Şuraya geldim. Şu şekilde. 1,
2 3 defa battım. Üçünü beraber kapatıyorum. Tepesine 1 2 3 dibine 1 2 3 ve şuraya 1 2 3. kısma şuraya geliyorum. 2 3 kapatıyorum. Boyun kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tane fıstığım kaldı. Buradan devam edeceğim. 1 2 3 Şimdi bütün kenarını çevreleyeceğim. 2 3 1 2 3 Bu şekilde üçerli fıstıklar toplayarak bütün çevreyi kahverengi yünümüzle çevreleyeceğiz. Umarım net görünüyordur arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda şöyle 3 tane fıstığım kaldı. Başının çevresini tamamını çevreleyeceğiz. Buraya kadar işleyelim. Evet arkadaşlar, bütün kenarları bu şekilde tığladım. Kapanışı nasıl yapacağımı sizlere göstereceğim. 1, 2, 3 defa başına battım. Şöyle 1, 2, 3 bakıyoruz. Kenarda 3 tane boyun kısmına kaldı. Böyle dibine 2, 3 defa battım. Şimdi başlangıç noktama, yani şuraya 1, 2, 3. fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Kapatırken de başlamış olduğum yere, şuraya çıkacağım. Buraya da bir tane fıstık yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane fıstığım oldu toplamda. Dördünü birden kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane fıstık çalıştık arkadaşlar. Geldiğim yere bir tane düğüm attım. Şimdi kenar süsümü bir şey daha ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arka taraftan dibine indim ve kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şuraya, bir sonraki yuvaya geldim. Çektim. Aynı şekilde buraya da 1 2 3 4 5 6 ve 7 defa batıyorum. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Başladığım yere arkadan batacağım. Şekilde kapatıyorum. Araya 3 ya da 4 tane zincir arkadaşlar. Fıstıklarımızın boyutuna göre hareket edebiliriz. Az önce 4 tane çekmiştim. Biraz fazla olacak gibi 3 tane zincire indiriyorum. Buraya geldim, bir sonraki boşluğa. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa battım.
Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arkadan battım. Dibinde düğmeyi 1, 2, 3 tane zincir çekip yine bir sonraki boşluğa geliyorum. Kenarlarını bu şekilde tığlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aslanımızın yelesi bu şekilde bitmiş oldu. Kenarlarının tamamını tığladım. Şimdi aslanımızın ağız, burun ve göz kısmını yapacağız. Yani yüzünü oluşturacağız. Bunun için beyaz yünümü kullanacağım. Şöyle şunu kenara çekelim. Ağız kısmını oluşturacağız sizlerle. Şu şekilde bir tane sıkıcı zincir çektim. İkincisini gevşek yaptım. Üçüncüsü tekrar sıkı oldu. İkinci halkamın içine geri dönüyorum. Bir. İki. Ve üç. Bir tane fıstığım oldu arkadaşlar. Fıstığımı kapatıyorum. Bu şekilde. Yapmış olduğum fıstığımın başına bir fıstık daha yapacağım. İkinci fıstığımı da kapattım. Başına bir fıstık daha. 2, 3. Fıstığımı kapatıyorum. Bunu tabanda kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağım. Bir tane kapalı fıstık. Arttırma işlemi yapacağım arkadaşlar. Arttırma işlemimi hem sağda hem solda yapacağım için başlarken de bir tane arttırma yapıyorum. 2, 3. Bir tane kapalı fıstık yapmıştım. Bir tane ikili fıstık yapıyorum. İkisini bu şekilde kapattım. Şimdi üçerli fıstıklarla devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane artırma işlemi yapmış olduk. Üçerli fıstıklarla devam ediyoruz. Bu şekilde 2, 3, 1, 2, 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Turumuzun sonuna kadar üçerli fıstıklarla devam edelim. Turumun sonuna kadar üçerli fıstıklar yaptım arkadaşlar. Sanırım burada bir tane ilmek kaçmış. Evet. Sonda yapmış olduğum üçlü fıstığımı ek olarak 1, 2, 3. Bu şekilde üçlü fıstığımı kapattım. Bu benim son yapmış olduğum üçlü fıstıktı. Başta bir tane arttırma yapmıştım. Sonda da bir tane arttırma yapacaktım. Sondaki arttırmayı ikili fıstık yaparak tamamlamış oluyorum. İkili fıstığımı da bu şekilde kapattım. Aşağıda tabanda 1, 2, 3 tane fıstığım vardı arkadaşlar. Bu benim yüksekliğim. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığım oldu. Ters çeviriyorum. Bu turda da yine arttırma yapacağım. Başlarken arttırmayı bu şekilde önce bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Sonra bir tane ikili fıstık. 1, 2, 3. İkili fıstığımı kapattım. Sonra üçerli fıstıklarla devam ediyorum. Turumun sonuna kadar. Bir, iki, üç. Üçerli fıstıklarla devam edelim arkadaşlar. Turumuzun sonunda buluşalım. Bir, iki, üç.
Evet arkadaşlar, bu şekilde turumun sonuna geldim. Şimdi baktığımda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstığım oldu. Bu turda hiçbir şekilde arttırma yapmadan başlarken bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Tekli. Sonra üçerli fıstıklarla turumun sonuna kadar devam ediyorum. Bu satırda arkadaşlar, bu sırada hiçbir şekilde arttırma işlemi yapmayacağım için 7 tane fıstığım olacak. Aşağıdaki turla aynı. Sonra tekrardan eksiltmeye başlayacağız. Turumuzun sonuna kadar bu şekilde yıldız tekniğiyle üçerli fıstıklar yaparak devam edelim. Arkadaşlar, turumun sonunda arttırmaya da eksiltme yapmayacağım. Şu şekilde göstereyim. Turumun sonuna yaklaştım. Bu şekilde son üçlü fıstığımı yapacağım ve turumu tamamlamış olacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstığım var. Hiçbir şekilde arttırma yapmadık. Şimdi eksiltme işlemine başlayacağız. Eksiltmeyi yine aşağıda olduğu gibi hem sağda hem solda yapacağım. O yüzden başlarken bir defa eksiltme işlemi yapıyorum. O yüzden ikili fıstık yapıyorum arkadaşlar. Üçerli fıstıklarla devam ediyorum. Sıra sonunda yine eksiltme yapacağız. Bu turun tamamını sizlerle beraber işleyelim. Üçerli fıstıklarla ilerliyorum. Şekilde üçünü beraber kapattım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçünü beraber kapatıyorum. 1, 2, 3. Üçünü beraber kapatıyorum. Burada son aşamada 1 eksiltme işlemi yapacağız diye 4 tane fıstığımızı beraber kapatacağız. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Son fıstığımı da bunları ekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane fıstığım oluyor. Dördünü beraber kapatıyorum. Şu şekilde. Tepede saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımız kaldı. Şimdi ters çevirip yine başlarken ikili fıstıkla başlayacağım. Üçerli fıstıklarla devam edeceğim. Kapanışı 4 fıstıkla yapacağım arkadaşlar. Tepede 3 tane fıstığımız kalmış olacak. Bu turu da tamamlayıp gelelim. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Fazla olan yünümü kesip sizlere göstermek istiyorum nasıl yaptığımızı. Başlarken tabanda 1, 2, 3 fıstığımız vardı. Sağda ve solda arttırma yaptık. İkinci turumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık elde ettik. Bir sonraki turda yine arttırma yaptık. Hem sağdan hem soldan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstığımız oldu. Bir sonraki turda hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme işlemi yapmadan aynı şekilde 7 fıstık yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bir sonraki turda eksiltme yaptık. Hem sağdan hem soldan 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığım oldu. Son turda da hem sağdan hem soldan eksiltme yaptım. Ve tepede toplam 1, 2, 3 tane fıstığım oldu arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi burun kısmını yapacağız. Burun kısmını işlemek için de
Siyah yünümü alacağım. Siyah yünümü alıyorum. Aslanımızın burnunu yapacağız. Bu şekilde bir tane sıkı zincir çektim. İkincisi gevşek olsun. Hatta çok gevşek olsun. Üçüncüsü tekrar sıkı bir zincir. Şu şekilde gevşek olan yuvaya dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, on, 11 ve 12 defa batıyorum arkadaşlar. 12 defa battım. Şimdi bu şekilde 8 seferde burayı çıkaralım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu şekilde. Şimdi bunu burun kısmına monte edeceğiz. Şöyle bu turda 1, 2, 3, 4, 5 fıstığım vardı. Bir fıstığı bırakıyorum. Sağ tarafta. Burayı iyice çekerek siyah yünümü buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Tığıma dolamadan bu şekilde burayı atlayalım. Karşı tarafa geçmek için şöyle tığıma dolamadım. Çektim bir zincir. Yana kaydım. Çektim bir zincir. Çektim bir zincir. Bir zincir. Şu şekilde. Hatta son zinciri çekmeyelim. Buraya. Yine sol tarafta da bir tane fıstık kalacak şekilde buraya sabitleyelim arkadaşlar. İyice çekeceğim. Çektim. Şurayı zincirle aşağı inmem lazım. Göz kararı. 6-7 tane. Hatta şurayı. Sabitledim. Pardon. Şu şekilde bir tane fıstık kaldı arkadaşlar. Şuraya sabitleyelim. Çektim. Buraya geleceğim arkadaşlar. Buraya geldikten sonra zincirlerle aşağı ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muhtemelen 6 tane yeterli olacaktır. Burnunun uç kısmına geliyorum. Bu şekilde. Fazla olan yünümüzü keselim. Bu şekilde aşağıya geldim. Şuraya 1, 2, 3, 1, 2, 3 sağda kalacak şekilde burnumu sabitleyeceğim. Sabitledim. Şimdi zincirlerle aşağı ineceğiz. Siyah yünle işlemek gerçekten sıkıntı arkadaşlar.
Şuraya sabitleyelim. Zincirlerle aşağıya ineceğim. Şekilde. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya indim. Şekilde bakalım. Tam ortalanmış mı diye. Zincir daha çekelim. Zincir daha çektim. Şuradan bakınca 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şuraya sabitlemem lazım. Şunu aşağıdan yaparsam çok daha iyi olacak. Şöyle. Çektim. Bu şekilde sabitlemiş oldum siyah yünümü. Şimdi birkaç tane daha zincir çekeceğim. 2, 3. Şöyle bir tane daha çekelim. 4 tane zincir çektim. Buraya ikinci sıraya sağda ve solda birer tane fıstık kalacak şekilde sabitleyelim. 1, 2, 3, 4. Beş. Hatta altıncıyı yapalım. Buraya geri dönüyorum. Umarım görünüyordur arkadaşlar. Buraya geri döndüm. Bir, iki, üç, dört. Tane daha çekelim. Beş. Şuraya yine sol tarafta da bir tane boşluk kalsın. Arada 1, 2, 3 tane daha çekelim. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hatta bir tane daha yapalım. Çektirme olmasın diye. Şuraya geri geldim. Kaydırarak çektim. Şimdi yine zincir yapıp burnuna geri döneceğim. Şekilde burnuna geri dönüyorum. Kaydırarak çekelim. Bu şekilde burnuna geri dönmüş oldum arkadaşlar. Fazla olan yünümü keseceğim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle buraya dikeceğiz. Şimdi beraber aslanımızın gözlerini yapalım. Gözlerimizi de yine siyahla yapacağız. Bir tane sıkıca zincir çekiyorum. İkincisi gevşek. Üçüncüsü sıkı. Gözlerimiz biraz daha topak olsun diye böyle bir fıstık boyu fazlaca çekmiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halkamız sanırım biraz küçük oldu.
8 defa battım. Fıstığımı kapatıyorum. 8 defa batarak şöyle fıstıklar elde edelim arkadaşlar. Bir tane daha yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, gözlerimizi de yaptık. Şöyle şunu bir ikinci fıstığa denk gelecek şekilde diktikten sonra gözlerini bu şekilde dikelim. Aslanımızın burun, ağız ve göz kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi son olarak şöyle bir kurdale iğnesinden yararlanarak bıyıklarını yapacağım. Pardon. Yünümü tek katlı kullanıyorum. Şu şekilde. Üç tane yapalım. Ortadaki bir tık daha uzun olsun. Sonuncusunu da şöyle yapalım. Son olarak buraya geliyorum. Şöyle. Tohum işi yapacağım. Bıyıklarımız için küçük benekler yapıyoruz. Aşağıya indim. Bu şekilde yukarı çıktım. Göz kararı 6-7 defa dolayalım. Tekrar indim. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi defa doladım. Tekrar indim. Son bir tane yapalım. Dört tane olsun. Şöyle. Dördüncüyü de buraya ekleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Aşağıya iniyoruz. Aynı şekilde karşı tarafa da yapalım arkadaşlar. Aslanımızın yüz kısmı bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arka parçayı alıyorum. Bu şekilde üst üste koydum. Sıra geldi lifimizi birleştirmeye. Onu da şu şekilde renkli yünümü alacağım. Koyu kahverengi olan. Arka kısmından birleştirmeye başlayacağız. Şöyle kesenin kısmı 3 fıstıklıydı. 3. fıstıktan alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikisini birbirine bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki fıstığıma geldim. Şekilde kaydırarak çekiyorum. 1, 2, 3, 4.
Elimizin sıklığına bağlı tabii ki. İkisini beraber aldım. Kaydırarak çektim. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki fıstığa geldim. İkisini beraber aldım. Kaydırarak çektim. Burayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli olmuyor. Tamamlayıp gelelim hemen. Arkadaşlar kulak kısmına geldim. Orayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle en son burada kapattım. Araya yine üçer dörder zincir çekiyoruz. Şurada kulak için gördüğünüz gibi iki tane fıstık kullanmıştım. Şurayı hiç ellemeden bir sonraki fıstığıma geldim. Sadece atlamak için işliyorum burayı. Sonraki fıstığıma geldim. Şekilde. Bakın, burada iki tane fıstığım vardı. Şuraya geliyorum. Kapattım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ikisini beraber alıyorum tekrardan ve kaydırarak çekmem lazımdı. Şu şekilde devam ediyorum. 2, 3, 4. İkisini beraber alıyorum. Kaydırarak çektim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani kulak kısmına şöyle sadece zincirlerle fıstıkların üzerinden geçtim. Kulaklara hiç ilişmedik bile arkadaşlar. Tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kenarlarını arka taraftan bu şekilde zincirlerle birleştirdim. Şimdi artık kesemizin ağız kısmını yapacağız. Orayı da nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Yine koyu rengimizi alıyoruz. Koyu kahveyi. Koyu kahve yünümü aldım. Bu şekilde. Şuradan başlayalım. Yünümü buraya sabitleyeceğim. Şöyle bir, iki, 3. Kapattım. Bir sonraki boşluğa geldim. Kaydırarak çekiyorum. 1. İki, üç. Kapattım. Sonraki boşluğa geldim. Kaydırarak çekiyorum. 1, 2, pardon, 2, 3. Kapattım. Sonraki boşluğa geldim. Kaydırarak çekiyorum. Burayı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yan tarafları dikmemiştim. Burayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonuncu fıstığıma geldim. Şöyle bunları üst üste getireceğim. Ve ikisini beraber alacağım. Bu şekilde kaydırdım. Üstüne bir düğüm. İkisini beraber alıyorum. Bir, iki, 3. Kapattım fıstığımı. Bir sonraki boşluğa. Şuraya kaydırarak çektim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi üst üste getirip ikisini beraber işliyorum. Bu da bu şekilde kapanmış oluyor.
Evet arkadaşlar, kenarlarını da bitirdik. Şurası kese kısmı bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi lifimiz hazır. Baş kısmı, kulakları bu şekilde, yüzü de bu şekilde oldu. Hemen arkasına bakalım. Arka tarafta bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu videoyu, bu lifi işlerken gerçekten çok büyük keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu sonuna kadar izleyip keyifle bizleri dinlediniz. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.